Herkese merhaba. Mersin Erdemli Aşağılata'dayız. Giriş kısmını da çok beğendim. Onun için giriş kısmından başlamak istedim. Denize 200 metre mesafede gerçek bir 2,5 artı 1, gerçek bir 2,5 artı 1. Geniş, ferah bir daire arayanlara, bu bölgede denize yakın olsun isteyenlere tam bulacağınız bir daire. Tavan vesaire her şey gördüğünüz gibi burası binanın girişi. Binanın girişinden kendi güzelliğini zaten belli edecektir. Burası iskanalmış. Zaten herkes oturuyor. Biz 4 katlı binanın 3. katına çıkıyoruz. Ara kat daireye çıkıyoruz. Asansörde gördüğünüz gibi asansörün içi bile kalite kokuyor. Doğalgaz altyapısı her şey yapılmış. İsterseniz siz kapıya kadar gelmiş doğalgaz bağlatabilirsiniz. Yeşil etiketli bir asansörümüz. Geniş ferah bir asansör. Tek asansör var ama oldukça geniş bir asansör. Aynı zamanda zaten burada her katta 2 daire var. Dolayısıyla 4 katlı yer. Toplamda 8 daire var. O kadar da yoğunluğu olan bir yer değil. Yani gerçekten burada kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Sayı çok az, konforlu bir daire. Evet, girdiğimiz zaman iki tane gördüğünüz gibi kapı var her katta. 2 daire doğalgaz kapıya kadar gelmiş durumda. Binanın girişinden kalite kendini belli edecektir. Kapıyı görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta gardırop, vestiyer, tavan boyunda 4 kapaklı. Zaten bu daire biraz eskitme mantığıyla yapılmış. Yani burayı tercih edecek kişiler bence büyük ihtimal 40-55 yaş arasındaki kişilerdir. Denize çok yakın, engelliye de uygun. Altını çizerek söylüyorum. Gel babacığım içeriye geç. Şu kapının güvenliğin, şu kalitenin, lütfen şu kalınlığını bir çek babam benim. Bu kadar kaliteli bir yer. Evet, girer girmez sağda bir oda. Ev dediğim gibi 3 cepheli. Burası bir oda. Çocuk odası ya da oturma odası diyebiliriz. Oda bir. Kapıların rengi antrasit renginde. Yine prizler de öyle. Kapı kulpları da yine eskitme. Kalite ya, evde her yerde kalite var. Yani her şeyle hazır, temizliği yapılmış, boyası yapılmış. Bina 2 yıllık ama daire 0. Evet, onun yanında yine bir oda, yatak odası. Yatak odası sürprizle dolu. Geriden çık babacığım. Sana da sürpriz olsun bu. Yatak odası oldukça geniş. Arkada da bir balkonu var. Ev dediğim gibi 3 cepheli. Gir babacığım, beni buradan çekersen o da öğrensin bu sürprizleri. Kapıyı kapatıyorum. Evet. Yatak odamızın banyosu ve WC'si burada. Kapının arkasında gizli kalıyor. Sadece kapıyı kapattığınız zaman görebilirsiniz. Lütfen kızım içeriye geç. Sen çek. Daha rahat çekeceksindir. Tam karşıda gördüğünüz gibi orada da dolaplarımız var. Hem çamaşır makinesinin yeri hem de malzeme olarak giyinme odası olarak da kullanabilirsiniz. Banyo bile farklı bir taşla yapılmış. Banyoda bile bir eskitme havası var. Dediğim gibi kapı kulpları, dolap kulpları hepsi de eskitme. Çıkalım babacığım yatak odasından. LED yerleri hazır. Ev gayet aydınlık. Şu anda saat 17:30 civarları. Ev aydınlık bir ev. 3 cepheli bir ev. Arkada da bir balkonumuz var. Orayı da gösterelim. Gel babam. İnce uzun bir balkon. Kombi yeri de zaten burası. Çamaşırlarınızı buraya serebilirsiniz. Bu arkayı da hemen size izah edeyim hızlıca. Buraya 2 bloklu bir site yapılıyor. Sağ taraf zaten yapılmış durumda. Sol tarafta tabelanın olduğu yere konacak. Bizim tam karşımızda 3 zeytin ağacı ve 2 tane portakal ağacının olduğu yer bu 2 bloklu sitenin ortasında kalan çocuk oyun alanı olacak. Yani arka cephemiz gayet açık ve ferah kalacak. Tam bizim ortamıza denk geliyor. Devam edelim. 7 dakikaya sığdırmaya çalışacağım videoyu. Ortak kullanım, banyo, WC. Buradan da babacığım sen çekebilirsin. Evet, şimdi 3. odaya geleceğim ama 3. odaya gelmeden önce koridordaki şu aydınlatmaları da tabii ışık olmadığı için o güzelliği size yansıtamıyorum. Ama siz hayal edebilirsiniz. 3. odamız. 3. odamız. Evet, gördüğünüz gibi oldukça geniş, tam bir kare. Yukarıda led yerleri yuvarlak bir şekil yapılmış. Ön taraf aydınlık, ferah. Burada da bir Fransız balkon var. Yani burada sahile yakın olsun ama geniş bir daire olsun diyorsanız kesinlikle bu daireyi kaçırmayın. Zaten bayanlar için en güzel yer yatak odası, iyi mi? İyi. Salon güzel mi? Güzel. Peki en güzel bayanların istediği yer, buyurun size 3 odadan sonra bir de mutfak. Mutfak ama sanki oturma odası gibi diyebilirim. Cam balkonla kapatılmış. Bana mutfak çok büyük diyorsanız şurayı isterseniz yine bu şekilde sürgülü bir camla kapatabilirsiniz. Balkonla mutfağı tamamen ayırabilirsiniz. Ya da buraya bir ada yapabilirsiniz. Burayı da mutfak tezgahı olarak kullanabilirsiniz. Zaten buraya çekyat da konur, 6 kişilik, 8 kişilik masa da konur, her şey konur. Yani bayanların hiç itiraz edemeyeceği genişlikte bir mutfak. Yine eskitme kulplar, buradaki musluğumuz da eskitme musluk.
kulplarımızda eskitme kulp. Yani mermerimiz özel bir mermer. Siz buraya gelince bunayı fark edeceksiniz. Her şeyle güzel bu dairenin denize 200 metre mesafede ara kat, 2 yıllık bina ama sıfır hiç kullanılmamış bir daire. Fiyatı sadece ama sadece 3 milyon. Bayram şekeri hayırlı olsun diyelim. Buyurun gelin yerinde size gösterelim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın demeden önce Gaziantep, Mersin, İskenderun tüm gayrimenkuller için bizi arayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.